Selam YouTube. Bugün sizlere New World'e yeni neler gelecek onlardan biraz bahsedeceğim. New World'de neler değişecek, yeni neler eklenecek, ne kadar hızlı ilerliyorlar, yenilikler neler 2023-2024 aralığında neler gelebilir, bizi neler bekliyor. Bunlar moderatörler tarafından onay onaylanmış şeyler aslında tamamıyla. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bir like atıp abone olmayı unutmayın. Bu like'lar, aboneler çok çok değerli. Kanalımın büyümesini sağlıyorsunuz. Her abone, her like çok çok değerli hocam. Teşekkür ederim şimdiden beğenen herkese. Hadi başlayalım. Şimdi... Açık dünyaya yeni bölgeler gelecek bunu zaten biliyoruz. Ee, New World'un mapini Mert şuralara bir yere koyarsın hani o büyük haritayı geniş haritayı orada görür insanlar ee, ve anlık baskınlar gelecekmiş yani ne bileyim hani raid mantığı gibi düşünün anladınız mı? Mesela bir bölgedesiniz oraya bir yaratık saldıracak gibi düşün. Veya bir dungeon yapıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Anlık baskınlar nasıl olur diye düşünürsek büyük ihtimalle işte hani bizim corruptionlar saldırıyor ya şehirlere. Şehirlerimizi savunuyoruz. Onun gibi böyle ekstradan işte engürör saldırır, bir şey saldırır gibi gibi şeyler getirebilirler diye düşünüyorum. Binek. Binek kesin geliyor abi. Binek %100 onaylanmış bir şey zaten. Bunun üstüne çalışmalara da başladılar. Bir tane de Binek resmi koymar şuralara bir yerlere. İnsanlar nasıl bir şey olacağını en azından görmüş olsunlar. 26-60 seviye aralığındaki görevlerin yenilenmesi. Ya bu demek oluyor ki hani oyunu baştan yapıyorlar kısacası. Bizim ee, şu an oynadığımız Fresh sunucularda, burada arada Jupiter Server'ında klanımız var beklerim aşağıya linklerini koyuyorum. Şu an Jupiter Server'ında oynadığımız serverda, Fresh Server'da şöyle bir şey var. 25 levele kadar görevler değişik. son bölgesine girdikten sonra da şey değişiyor, görev serisi çok farklı birbirinden. Özel ödüllere sahip skor tabloları. Şimdi bunlar ne olabilir? Kostüm olabilir. Bunlar ne olabilir? İsminizin yanına bir tane şey konuluyor ya... Title, isminizin yanına title konuyor ya, title olabilir, vesaire olabilir bunlar, ek olarak, title'ıydı işte, kostümüydü, bunları ek olarak getirebilirler. Açık dünyada kaç insan kestin? Bunların da hani küçük bir şeyini de söyleyeyim, işte açık dünyada kaç adam kestin? PP'de kaç adam öldürdün? Kaç saat online'sın? Kaç tane mob kestin açık dünyada gibisinden güzel olur. Skor tablosu cidden lazım. Hani insanlar ona kasarlar ederler. Arena, OPR, PP modlarını şöyle yapıyorlar. Serverlerini birleştiriyorlar ve yine arena dediğimiz olay da hani kastım şu işte bir tane elit bölgeye gidiyorsun arena anahtarı düşürebiliyorsun. Craft edebilirsin düş O düşürdüğümüz aranalarla 5 vs boss giriyoruz aslında. Hani bu arenalar genişletilebilir. 15 vs boss, 20 vs boss gibisinden hani böyle kalabalık şekilde raidler düzenlenirse daha tatlı olur. Hani yani insanların dungeon'dan mesela o arenadan düşecek ödüllere sahip olması falan güzel ödüller konulabilir. Güzel silahlar konulabilir. İnsanların dikkatini çeker. insanlar giderler farmlarlar bunları. Artı bir tane de aktifte olmuş olur bize. OPR, PP modlarına yeni haritalar geliyor. Aynı zamanda OPR ve 3v3 PP modlarını Global yapıyorlar. Bütün EO server'ı mesela. Ne bileyim bütün fresh start'lar. Artık 3 v 3 için adam beklemeyeceksin veya OPR için adam beklemeyeceksin. Tıklayacaksın. 32 olacak. Gireceksin. Bütün server'lar ortak olacak. PP modları için. PP arenası hem solo hem beşli mod geleceğini söylemişler. Trasmog diye bir şey geliyor. Trasmog şöyle bir şey. Oyundaki düşen bir tane silah görüşünü çok beğendiniz. bu bunu kostüm olarak alabiliyorsunuz kendinize. Trasmog böyle bir şey. Gear set kaydetme gelecek. İşte örnek veriyorum dungeon setiniz vardır, pp setiniz vardır. Bunları farklı farklı kaydedebileceksiniz. İkinci sete geç, üçüncü sete geç, beşinci sete geç, birinci sete geç yapabileceksiniz. Bunu da onayladılar. Bu da gelecek. Kuaför geliyor. Kuaförümüzde işte karakterinizin tepini, görünüşünü, saçını, başını ayarlayabileceğiniz güzel bir NPC olacak. Yani postaj ve arenalara yeni haritalar eklenecek. Outpost şartımız da değişecek. Farklı haritalarda olacak. Bu oyunda çeşitlilik olması, PvP arenalarında çeşitlilik olması hep aynı yerde savaşmamak aslında güzel bir şey olur. Yani bayağı Dolly'nin işte şu modu, bu modu haline gelmiş durumda. O PR benim için çok eğlenceli. 50 vs 50 savaşları işte şehir savaşları bazında test modu geleceğini söylüyorlar. Yani 50 kişi 50 kişiye karşı girip test edebileceksiniz kendi gücünüzü, kendi takımınızı veya takımlarınızı. Yeni expeditionlar, yeni dungeonlar geliyor. Bunlardan bir tanesi örnek Starson mutasyon, Starson mutasyon geliyor. Bunu yakın dönemde göreceğiz. Onun dışında ek yeni expeditionlar da ekleyeceklermiş duyduğumuza göre. Yeni event, yeni olaylar eklenecekmiş. Ne gelir, ne biter, ne görürüz, ne görmeyiz orasını pek bilmiyorum. Çok detay inmemişlerdi videoda. Yeni meslekler gelecek, yeni silahlar gelecek. Bakın silah demiyorum silahlar diyorum. İşte bu ne olur? Dagger olur. Bu ne olur? Staff olur. Arcane Staff olur. Lightning Staff olur. Bir şey olur. Hani böyle farklı farklı tarzda silahlar getirirlerse güzel olur. Çeşitlilik önemli bu tür oyunlarda. Hepsi birbirini kaltırır zaten. Şu an mesela Grace World Meta gibi düşün. Meta değiştiği zaman yeni gelen silah meta oluyor genelde. Yeni bölgeler gelecek. Yeni alanlar gelecek. Zaten map'i Mert koymuştur yukarıya. Tekrardan mı koyarsın Mert. İnsanlar görsünler map aslında şu an oynadığımızın bir katı daha büyük gibi düşün. Bununla beraber yeni görev türleri, yeni bulmacalar, ona ek olarak yeni mob türleri, yeni storyler, storyline'lar bölgeler eklendikçe yeni görev serileri ekleniyordu. Bunların bazıları hatta puzzle oldu. Puzzle'la değiştirildi. Çok basic puzzle'lar ama kolay yani genel olarak, yeni puzzlelar gelebilir, yeni 3D sinematikler, yeni fark etmişsiniz de zaten birim sonunda mevcut, oyunun girişinde mevcut, 3D grafikli böyle animasyonlar yapmışlar, de Geçedebiliyorsun. çok güzel olmuş aslında. Yıkılabilir nesneler ve yapılar, bu oyunun aslında ilk dizaynında düşünülen bir şeydi. Şimdi bu oyundaki fortlar var ya, biz sabit bir yerde fort kurabiliyoruz, yani fortumuz var. Eskiden bu fortları hani belli yerlere koyabiliyordun kendin kuruyordun. Kendin inşa ediyordun. Şuraya fort koyacağım, şuraya şunu yapacağım gibisinden. Anladın mı? O fordu artık sabit yaptılar. Neden? Çünkü birçok bug'a sebep oluyordu ki oyunun öldü safhasında zaten yeteri kadar bag olduğu için bunu kaldırdılar. Ya sabit yaptılar fortları. İnsanlar oraya buraya fort kurar olmuştu. İşte madenin önüne fort kuru herif, başkası giremez gibisinden düşün. Öyle saçma sapan şeyler olabiliyor. Hatta bazen böyle şehirde gezerken şehirdeki yerlerin böyle canını olduğunu görüyorsunuz. O da ondan kaynaklı zaten. Oradan kalma bir şey. Yani onu kaldırmadılar aslında komple. Video bu kadardı. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım abone olup like atmayı unutmamışsınızdır. Severseniz böyle bu tür içerikleri mutlaka beğenin. Çok büyük destek hocam. Seviyorum sizleri. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. yırtarak yakın mesafeden kafana 18 tane sıkarak <laughs> King geri bastığı yeri